Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, saygıdeğer başkanlarım, AK Parti Kayseri İl Yönetimi'nin değerli yöneticileri, öncelikle Kayseri Şeker Fabrikası'na hoş geldiniz diyorum. Bu nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri'nin ve Türkiye'nin büyük bir değeri, bir çiftçi kuruluşu. Çiftçi kuruluşu olarak da bu sene itibariyle 3 tane fabrikasıyla ve 6 tane şirketiyle faaliyetlerini oldukça başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bugün 1 Mart itibariyle bizim kampanya dönemimizin başlangıcı adeta. Çiftçilerimize gübre dağıtımı başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah mazot ihtiyaçları da karşılanacak. Ve böylece kampanyanın başlangıcı da gerçekleşmiş oluyor. Ben bu vesileyle hem sizi bilgilendirmenin yanında hem de çiftçilerimize bereketli, başarılı bir kampanya dönemi diliyorum bu vesileyle. Tabii Kayseri Şeker Fabrikası yapmış olduğu faaliyetler çerçevesinde bu sene özellikle önemli gelişmeler olduğunun altını çizilmesi gerektiğini düşünüyorum bu vesileyle. Birincisi en başta ifade edilmesi gereken husus, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu kararla, hükümetimizin vermiş olduğu kararla nişasta bazlı şekerin kotasının %5'ten 2,5'a düşürülmesi bizim çiftçilerimiz, pancar çiftçilerimiz adına, şeker sektörü adına çok önemli bir adım olduğu inancındayız. Bu nedenle bu kararı alan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimize, çiftçilerimiz adına şükranlarımı ifade etmeyi bir borç olarak biliyorum. Bu gerçekten bizim çok arzu ettiğimiz bir husustu ve inşallah gerçekleşmiş oldu. Bundan dolayı çiftçilerimiz de oldukça mutlu durumdalar. Bir diğeri, bugün 1 Mart demiştim, 1 Mart itibariyle önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Bunun da altını çizmem gerekiyor. 2017 Aralık ayında çıkan bir kanunla Kayseri Şeker gibi kooperatif kuruluşları halka açık şirket statüsü kazandılar. Ve bu 1 Mart itibariyle bugün yürürlüğe girmiş oldu uygulama. Yani bugün itibariyle artık Kayseri Şeker halka açık şirket statüsü kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine açılmış oldu. Bu şirketlerin geleceği açısından, yönetiminin daha profesyonelce yapılması açısından, güçlü bir denetim mekanizmasına kavuşması açısından çok önemli bir gelişme, çok önemli bir adım. Tabii bunun gerçekleşmesinde Sayın Bakanımız Mustafa Elitaş'ın çok önemli katkısının olduğunu biz biliyoruz. Onun için de bu vesileyle çiftçilerimiz adına, bu şirketten nemalanan insanlar adına, helalinden nemalanan insanlar adına şükranlarımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Kayseri Şeker Fabrikası faaliyetleri çerçevesinde sadece tabii pancar tarımıyla uğraşmıyor, şeker üretmiyor. Aynı zamanda tarımın bütün kollarıyla ilgilenmeye çalışıyor. Bütün dallarıyla da ilgilenmeye çalışıyor. Özellikle şeker pancarı dışında bölgemizde yetişen ürünlerle ilgili olarak çiftçilerimizin ürünlerini alıp değerlendirme konusunda önemli son 2 senedir özellikle çalışmalar ortaya koydu. Başarıyla ortaya koydu. Bu çalışmaları sürdürüyor. Aynı zamanda Kayseri Şeker Fabrikası hayvancılık konusunda da önemli adımlar atmaya başladı. 2017 yılının Aralık ayında Pınarbaşı'nda ikinci bir çiftlik kuruluşu gerçekleşti ve şimdi orası neredeyse tam kapasite çalışır vaziyete geldi. Besi hayvancılığı üzerine bir tesis yapılmıştı ve bu 2018 yılı içerisinde Kasım ayında sonuçlandı ki yani bir sene dolmadan ikinci bir çiftlik yapılma imkanı bulundu. Gemerek'te yine damızlık düve tesisi kuruldu. Şimdi oranın da %50 kapasitesi şu anda karşılanmış durumda. Orası da başarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bu çerçevede 2019-2020 kampanyası noktasında belki üzerinde durulması gereken hususlardan bir tanesi, bizim bölgemizde çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu kota konusunda işte gelişmelerin beklenmesi. Tabii kanun çerçevesinde kotayla ilgili bazı değerlendirmeler yapılıyor ama ümit ediyoruz ki bu 2001 yılındaki çıkarılmış olan Kemal Derviş döneminde çıkarılmış olan şeker kanununun mecliste gündemde olduğunu biliyoruz. Ele alınarak bu kota sisteminin
üreten fabrikalar ve üreten çiftçiler lehine yeniden düzenlenmesini bekliyoruz, talep ediyoruz. Bu konuda da inşallah çiftçilerimize bir müjde oluşmasını ümit ediyorum. Bu arada şeker sektöründe tabii önemli gelişmeler oluyor. Bildiğiniz gibi 2018 yılında şeker fabrikaları özelleştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldı. 10 tane şeker fabrikası yeni sahiplerine teslim edildi. Bir tanesi Turhal Şeker Fabrikası, Kayseri Şekeri olmak üzere. Sektöre yeni aktörler girmiş olmasından kaynaklanan bir takım tabii sorunlar yaşanıyor. Bu kuruluşların hepsi ortaklaşa bir hareketle ortaya koyması gerekiyor. Şeker sektörünün bir bütün olarak varlığını sürdürebilmesi, başarıyla sürdürebilmesi için ortak bazı kararların alınması ve uygulanmasına da ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bu çerçevede ortaklaşa Şeker Pancarı Üreticileri Derneği adıyla yeni bir dernek kuruldu. Bizim de aktif olarak, Kayseri Şeker olarak aktif olarak rol aldığımız bir dernek. Bu derneğin de inşallah sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum bu vesileyle. Zahmet ettiniz buraya kadar, geldiniz, şeref verdiniz. Çok memnun olduk. Çiftçilerimizin ve sektörümüzün ve fabrikamızın sorunlarını bizimle paylaşma fırsatı verdiniz. İnşallah Sayın Başkanımız seçimden sonra belediyeli olan protokolümüz çerçevesinde atılması gereken adımlar konusunda da olumlu değerlendirme ortaya koyacağına inanıyoruz. Çünkü bu şehrimizin, aynı zamanda Kayseri'mizin ve fabrikamızın da menfaatine olduğunu düşündüğümüz bir protokoldü. Bu protokolün de yürürlüğünün devam etmesi arzusundayız. Bundan Sayın Başkanımızla paylaşma fırsatı bulduk. Ben tekraren hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.